Efendim haber bültenlerimizde internetten motosiklet almak isteyenleri dolandırıcılara karşı defalarca uyarmış aman dikkat demiştik. Kastamonu'da yaşayan talihsiz bir kadın o haberleri izlemeyince sahtekarların tuzağına düştü. Hayalleriyle birlikte parasından da oldu. Bir şey anlatamıyorum. Bir ilanı gördüler, beğendiler, ilan sahibiyle iletişime geçtiler ve pazarlık yapmaya başladılar. Sen bunları dedi görmedin mi? Show TV haberlerine çıkmış, herkesi dolandırmış dedi. Show haberi izlemeyince dolandırıcıların tuzağına düştü, bütün birikimini kaptırdı. Show haber motor dolandırıcısı diye yaz, bunlar çıkar karşına dedi. Araştırdıktan sonra bir baktım ki gerçekten beni dolandıran, bana video atan aynı kişiler. Kastamonu'da yaşayan hanım Şakar, çocuklarını okula götürmek için motosiklet almaya karar verdi. Sosyal medyada dolaşırken bir motora denk geldim şu şekilde. Mesaj attım. 13 milyara karşılık ben bunu size göndereyim, yükleyeyim kargoya dedi. Dolandırıcılar bu görüntüleri yollayıp güvenini kazanırken o da bileziklerini bozdurup hesaplarına 12 bin lira yatırdı. Para geldi mi para? Evet. Para gelecek abi. Bunu bir atam zaten burada kamyoncu bizim. İyi tamam o zaman. Çek gidelim. Çek amel. Çek. Motoru indirirken bindirirken bir sürü fotoğraf attılar. Arabanın resimlerini falan attılar. Böyle yapınca inandım ben bunlara. Ama bu hikayenin sonu yine aynı noktalandı. Bu para onlara gidince de beni hemen engellediler. Engellediler şu anda. Şu anda hiçbir siteden ulaşamıyorum. Arıyorum ve açmıyorlar. Oysaki Show Haber daha birkaç ay önce o dolandırıcıları ekrana getirmiş, mağdurların sesini duyurmaya çalışmıştı. Satın alma sürecinde şüphelenmişlerdi. Bu yüzden ilan sahibinden kendilerine video göndermesini istediler. O videoda geldikten sonra güvenmekten başka çareleri kalmamıştı. En son olur ne dedi? 17'ye bırakırız dediler bize. Onları da dolandırmışlar, beni de dolandırdılar. Talihsiz kadın düştüğü tuzağı anladığında iş işten çoktan geçmişti. Yani tek isteğim yakalanmaları onların.